13 parçadan oluşan bu ilk kısımda Wide Area Large AF modunu kullandım ve önceliği de hayvanlara getirdim. Makineyi kuşun olduğu yere çevirir çevirmez gözünü netledi. Tam olarak göz değil de yüzünü diyelim. Çok kötü çekim şartlarında yaptığım bu çekimde kuşun yüzünü hatta gözüne çok yakın yeri netlediğini görüyoruz. Buradaki tek dezavantaj havanın tamamen bulutlarla kapalı olmasıydı. Fotoğraf kalitesi olarak değil de AF başarısı olarak inceleyeceğiz. İkinci bölümde bu sefer videoya alıyorum. Herhangi bir öncelik tanımadım. Otomatik öncelikte ama kuşa doğru yönlendirdiğimde önce kuşu bulup sonra hemen gözüne doğru odaklamayı sağlıyor. Ve ondan sonra yaptığı netlemelerde gayet başarılı görünüyor. Burada kuşun sırtının bize dönük olduğu da dikkatten kaçmamalı. Bir de 4 kere yavaşlatılmış halde seyredelim. Böylece takibi daha iyi izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi sürekli gözünde dolaşıyor kare. Ama kuş bize doğru uçarken takibi yitiriyor. Üçüncü denemede kuş biraz çalıların arkasında kalıyor. Ancak makine onu bulmakta zorlanıyor. Daha doğrusu kuşu bir türlü bulamıyor. Ve sonrasında da kuş uzaklaşıyor. Bir sonrakinde gene video olarak test yapıyorum. Kuşu hemen buluyor. Gözünü netliyor. Kuş bize doğru uçarken de çok kısa bir süre takibini yapabiliyor. Ama bir yerden sonra artık fokusu kaybediyor. Yine otomatik öncelikli de kuşun yüzünü buluyor. Daha sonra hemen gözüne odaklanmaya başarıyor. Bu şekilde durağan senaryolarda kuşun gözünü kaybetmiyor asla. Hatta deneme amaçlı lensi sola ve sağa ani hareketlerle sallıyorum. Fokus kaybetse bile hemen yerine getirmeyi başarıyor. Deneme amaçlı ortada gördüğünüz kareyi iyice sola yanaştırdığımda bir süre daha kuşu takip ediyor ama tabii ki karenin içinde bir obje olmadığı için arkaya netleme yapıyor. Ama tekrar objeyi ortaladığımda kuşu başarılı bir şekilde buluyor. Tabi burada netlemeyi sağlaması için bir miktar yardım da yapıyorum. Kuşun biraz aşağısına doğru lensi doğrultup sonra hafiften yukarı doğru kaldırıyorum. Böylece odaklaması daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.
Bu parçada 3D tracking modunu kullanıyorum. Herhangi bir kadrajda bir çiçeği tıklıyorum. Sonra kadrajı hızlı bir şekilde değiştiriyorum, lensi sağa sola hareket ettirerek. Fokusu kaybetmiyor. Her zaman yeşil kareyi görüyoruz. Objeyi kadrajdan çıkardığımda ilk seferinde buluyor ama ikinci kez kadrajdan çıkarttığımda bulamıyor. Wide S moduna geçip tekrar önceliği otomatik olarak ayarlıyorum. Biraz daha uzaktaki, kadrajı daha az yer kaplayan bir kuşa odaklama yapıyorum. Makine netlemeyi yapıyor ama herhangi bir göze ya da yüze odaklama ifadesi göstermiyor. Hemen önceliği hayvan olarak değiştiriyorum ve kuşun önce yüzünü sonra da gözünü buluyor. Bir 3D tracking incelemesi daha. Yine çiçeği netliyorum. Lensi hızlı bir şekilde sallıyorum. Ama çiçeği kaybetmeden netlemeye devam ediyor. Kadrajın dışına çıkarıyorum. Ama kaybetmiyor. Bu sefer ikinci kez yaptığımda çiçeği kaybediyor. Burada ise tamamen otomatik seçeneğe geçiyorum ama önceliği hayvan olarak belirliyorum. Hemen kuşun gözüne direkt odaklama yapıyor. Kuş diğer çalıyı atladığında da gözünü buluyor ama iyice çalıların içine girdikten sonra doğal olarak kaybediyor artık. Buradaki fotoğraflara baktığımızda da kuşun gözünde netlemeyi görüyoruz. Netleme olarak doğru. Tabii ışık koşullarından fotoğraflar çok lezzetli değil. 1/1000 kullandığım için de kuşun başını çevirme hareketi fulluk olarak yansımış. Wide S modunda gene hayvan öncelikli seçimde kuşun gözünü, daha doğrusu yüzünü buluyor. Sonra başka bir kuş ilk kuşu kaçırınca yeni gelen kuşu takip edebiliyor. Ona odaklamaya başlıyor. Oradaki sonuçlar da bu şekilde. Çektiğim birkaç karede. İşte bakın, kadrajın tamamında oldukça küçük bir yer kaplıyor kuş. Ama ona rağmen yüzünü odaklayabilmiş. Bu bize doğru yaptığı uçuşta da çok sınırda kalan bir fotoğraf olmuş. Tam anlamıyla net diyemeyiz buna. Ama çöp de diyemeyiz. Ama bu bir sonraki kare artık işimize yaramayacak düzeyde bir kare olmuş. Keşke ışık koşulları birazcık daha iyi olsaydı. Evet, burada fokus artık hepten yok. Evet, ikinci kuş geldikten sonra yapılan çekimler. Dediğim gibi bunlara sadece netleme amacıyla bakalım. Çünkü böyle bir ışıkta fotoğraf çekilmez zaten.
Evet, her seferinde kuşun yüzünü odaklamış. Ve başarılı bir şekilde odaklamış. Yine aynı modda önce kuşu buluyor, yardımcı beyaz kareyi çıkartıyor, orada netleme yapıyoruz. Ama devamında gözünü bulamıyor. Modu değiştirdiğimde ise daha fazla fırsat vermeden kuş ne yazık ki kaçıyor. Burada elde edilen kareler de bu şekilde. Bu kare biraz flu çıkmış gibi. Burada çok başarılı diyemeyiz. Evet, yine Wide S modu, hayvan öncelikli mod, kuşun yüzünü odaklayabiliyor. Sonra bir kaybediyor onu. Muhtemelen öndeki yapraklara fokusu kaçırıyor. Sonra da kuş gidiyor zaten. Burada gözünü netlediği sırada fotoğraf çekmemişim. O kaybolduktan sonra deklanşöre bastım. Burada kuş net görünüyor. Ama bir sonrakilerde işte az önce dediğim gibi öndeki yapraklara netlemeyi yapmış. Zaten kuşu da bulamamıştı. O yüzden öndeki yapraklara netleme kaçmış. Bu son bölümde de ilk yaptığım arazideki çalışmaları size göstereceğim. Burada maalesef fotoğraf çekim anında harici görüntü alamamıştım. Burada sadece NX Studio'daki görüntüleri sizle paylaşabiliyorum. Bakın tam kadraj fotoğrafta kuş fotoğrafik manada da iyi bir yer kaplıyor. Ve burada bütün karelerde kuşun gözünde fokus noktası. Ve burada gördüğünüz üzere bütün karelerde fokus noktası kuşun gözünde. Yani kusursuz bir şekilde yakalamış. Ve ışık koşulları da iyi olduğu için harika bir netlik var. Renkler de müthiş. Bu kuşun tünekten kalkışını çekmek istediğim için enstantine bayağı düşük bir bölü 6400'de görünüyor. Ama göreceğiniz gibi küçük kare her zaman kuşun gözünde kalmış. Kuşun sırtını döndüğü zamanda bile özellikle kuşun gözüne netlemeyi başarabilmiş. Bu benim için çok önemli bir detay. Çünkü yani şu fotoğrafı çekerken kuşun sırtına netleme yapma durumunu yaşadığım
anlar olmuştu. Burada da aynı şekilde. Burada kuşun gözünü bulmuş ama biraz kaçırmış gibi. Bakın burada kuş tam bir hareket yaparken çekmişim. Yine de gözünü ucundan da olsa yakalayabilmiş. O çok hızlı harekete rağmen gene kaybetmemiş. Gene kuşun gözünde. Burada kaçırmış. Göğüse doğru gelmiş. Zaten nesnezlikte hemen kendini göstermiş. Kuşun yüzüne doğru bir netleme yapmış. Özellikle göze odaklanmamış. Evet, bundan sonraki kareleri de sizin yorumunuza bırakıyorum. Sormak istediğiniz detay konuları olursa bana yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.